Ender Hanım, size aradım, mesaj da attım ama bana geri dönmediniz. Bir aksilik yoktur umarım. Yok yok, şöyle. Telefonumda çok kısa süreli bir problem oldu. Ben de dedim ki Saffet Bey'le yüz yüze konuşayım. Saffet Bey, şimdi bizim tuttuğumuz şoför maalesef eşinizi elinden kaçırmış. Nasıl kaçırmış? Eşiniz onu karşılamaya gelen aracı binmemiş. Hatta adam uzun bir sürede beklemiş. Nasıl olur? Uçak indi. Otele giriş yapmış. Kısa bir süre sonra da çıkmış. Acaba olacaklardan haberi olmuş falan olabilir mi? İmkansız. Gerçi beni de aramadı. Kesin bir aksilik oldu o zaman. Nasıl bir aksilik? Yani bizim araca binmediğine göre illaki sizinle bir şekilde irtibata geçecektir. Öyle değil mi? Yani ben öyle düşündüm ama. Yani anlayacağınız kısacası maalesef size yardımcı olamadık Saffet Bey. Öyle oldu. Anlıyorum. Hay Allah. Ben de bir araştırayım. Olur. Acaba başına bir şey mi geldi? Yani umarım gelmemiştir. Neyse. Kusura bakmayın. Ben daha fazla vaktinizi de almayayım. Yine de teşekkürler. Teşekkürler. Hoşça kalın. İyi günler. Hayır yani soysuz herife bak sen ya. Şeytan diyor git dayan kapısına. Ay Zeynep, sen de ne diye tanımadığın adamla evleniyorsun? Hay zaten ona inanamıyorum. Kızım sen benim çocuklarımın arasında en akıllı olansın. Hay nasıl böyle bir şey yaparsın? Çok sağ ol anne. Bir kere de ben kafamı eseni yapayım dedim. Ne olmuş? Zeynucuğum, Yıldız bile artık kafasını estiğini o anda yapmıyor. Sana ne oluyor? Ya neyse artık. Yani olanla değil de bundan sonra ne olacağıyla ilgilensek daha faydalı olmaz mı acaba bizim için? İşte benim aklıma böyle mantıklı cümleler gelmediği için sürekli annem haklı gibi oluyor. Ay ne olacak Zeynucuğum? Gideceksin adama haddini bildireceksin. Ay yok, yüzünü bile görmek istemiyorum onun. Bana bu kadar oyun oynamasına ne gerek vardı? Ben adam sandım onu. Neyse ne istiyorsa yapacağım, kurtulacağım artık. Olmaz. Ay ne bağırıyorsunuz be? Hayatım, bir hata yapmışsın ama biz senin bunu sürdürmene izin veremeyiz. Yıldız haklı. Sen neden sana bunlara layık gören bir adamın istediğini yapasın? Hem de adam bu kadar zenginken. Bana ne anne zenginliğinden? Zenginse zengin. Parası için evlenmedim ki ben onunla. Neyse ya, bu Seda'yı midir nedir? Ben ona o imzayı verdim zaten. Versin Saffet'e, kurtulalım. Zeynoş'um, bu adama iyilik yapmaya gerek yok ya. Biliyorsun yani ona bildiği dilden cevap vermemiz lazım. Burada işler böyle yürüyor. Aha, biliyorum ablacığım. Çok iyi biliyorum. Zaten tam olarak bu yüzden gittim ben buradan. Zeynocuğum, dönmüş bulundun ya. Bırak biz halledelim. Ha kızım? Nasıl halletmeyi düşünüyorsunuz mesela? Hayatım, sen şimdi o evlilik sözleşmesini falan unut. Asla imzalamıyorsun. Biz adama bildiği dilden cevap vereceğiz. Bize bırak. Bu yüzden profesyonel bir ekip olan ablam ve kankasına başvurdu. Aynen. Sen karıştırma oraları. Hallolur bir şekil. Düşünelim. Ay bilmiyorum, düşüneceğim. Ay ay ay, bak kim geldi. Teyzesi, tanış. Yıldız Su'yla. Gel anneciğim.